Evet son maddemiz son bela icabet edilmeyen dua. Bu da işte böyle bir insanın duası da yani bir insanın faydasız ilmi varsa ürpermeyen bir kalbi varsa ne oluyor? E duası da icabet edilemeyen bir duaya dönüşüyor zincirleme olarak. Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellem son olarak icabet edilmeyen duadan da Allah'a sığınıyor. Allah Celle, Celle Celaluhu bir ayette kullarım bana beni soracak olurlarsa bilsinler ki ben çok yakınım, ben pek yakınım, bana dua edenin duasına icabet ederim beyanıyla dualara cevap vereceğini haber veriyor. Böyle değil mi? Allah diyor ki bakın yakınlık çok büyülü bir kelimedir biliyorsunuz yakınlık. Allah diyor ki kullarım sana beni soracak olurlarsa de ki ben onlara çok yakınım. Bakın ne, ne büyük bir iltifat. Ne büyük bir lütuf, ne büyük bir ihsan bu. Allah diyor ki ben onlar, o Allah kullarım bilsinler. Beni sana soracak olurlarsa, ifadeteki ayetteki cemale bir bakın. Beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki ben onlara pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi e, Hazreti İbrahim Meryem suresinde babasına tebliğde bulunuyor, babası da onu huzurundan kovuyor ayetlerdi. Sonra Hazreti İbrahim diyor ki ben diyor Allah'a dua edeceğim. O bana karşı çok lütufkardır diyor. O bana çok etkileyici geliyor. Ben Allah'a dua edeceğim. O bana karşı çok lütufkardır diyor Hazreti İbrahim. Bakın aslında Hazreti İbrahim bu ayeti kerimesin keriminin manasıyla konuşuyor. O manayı duyuyor ve o manayı dillendiriyor. Rabbim bana karşı çok lütufkardır. Ben ona ettiğim dua sayesinde diyor Hazreti İbrahim, ona ettiğim dua sayesinde mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum diyor. Aynı surenin başında Zekeriya Aleyhisselam dua ediyor, o da aynı şeyi söylüyor. Allah'ım diyor ben sana ettiğim dua sayesinde mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum dua öyle büyülü bir şey. Sana ettiğim dua sayesinde mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum. Ben Allah'a dua edeceğim o bana karşı çok lütufkardır. Değil mi değil miydi hatırlayın ben kulumun zannı üzereyim diyordu Cenab-ı Hak. Allah'a karşı bakın böyle bir zan beslemek Allah ki size yakınlığını hissettiriyor. Bana dua edeni icabet ederim diyor. Öyleyse sizin de böyle dualar etmenizdir esas olan şey. Ve başka bir ayette Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin size icabet edeyim diyor Cenab-ı Hak. Mümin suresi 60. ayette. Burada şu hatırlatmayı yapmakta fayda var diye devam ediyor Hoca Efendi. Allah'ın kullarının duasına icabet etmesi demek istenilenleri her zaman aynına vermesi demek değildir. Üstad da dua bahsinde biliyorsunuz hemen bu hatırlatmayı yaparak meselenin içerisine gidiyor. Çünkü bazen kulun istediği şeyler maslahata aykırı olabilir. Dolayısıyla Allah istediğinin daha güzelini vermek suretiyle kulunun duasına icabet eder. O yüzden de üstad ne diyor? Halinizi arz edin. Neticeyi Allah'a bırakın diyor Hoca Bediüzzaman Hazretleri. Hoca Efendi de dua ederken detay vermeyin diyor Hoca Efendi. İşte sarı işte kız çocuğum olsun, sarı saçlı olsun, mavi gözlü olsun. Bunlar dua değil, lakırtıdır diyor Hoca Efendi. Allah'ın rahmetini sınırlamadan dua edin. Allah'ın rahmetini sınırlamadan dua edin. Ve en güzelini verir Cenab-ı Hak size daha hayırlısını vermeyi murad etmiştir. O size daha hayırlısını vermeyi murad etmiştir. Burada şunu hatırlatmakta fayda var değil. Hoca Efendi de üstadın yaptığı gibi bize biz maslahata aykırı şeyler isteyebiliriz. Bazen Bazen rahmeti tahdit edebiliriz de Allah daha iyisini vermek istiyordur. Dolayısıyla Allah istediğinin daha güzelini vermek suretiyle kulunun duasına icabet eder. Bu tıpkı bir hastanın doktora bana şu ilacı ver demesi gibidir. Doktor eğer hastanın istediği ilacı onun hakkında yararlı görmüyorsa ona vermez. Ama daha yararlısını, daha faydalısını verir. E, uyarısını yaptıktan sonra bahsimize geri dönüyoruz. Öte yandan Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu gafletle ve şuursuzca yapılan kalbin duasını kabul etmez. Bakın ne oldu? Allah diyor ki kullarıma söyle ben onlara çok yakınım onların duasına icabet ederim. Ama Efendimiz hadis-i şerifinde diyor ki Allah gafletle yapılan ne istediğinden habersizce yapılan bakın dua dua bir yakarış çok önemli ne istediğimizin farkında olmak. Çok önemli kalbimizin diline tercüman olmak. Ne diyor efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem? Allah gafletle ve şuursuzca yapılan yani ne dediğinin farkında olmadan yapılan kalbin duasını kabul etmez. Dua kalbin duası, kelimelerin duası değil. Dil kelimeler sadece kalbe tercüman kabul etmez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Tirmizi'deki yani kütubu sahihadaki bir hadis-i şerif. Bu sebeple mümine düşen vazife dualarını çok ciddi bir konsantrasyonla yapmasıdır. Çok ciddi bir konsantrasyonla, duaya kilitlenerek. Bakın perde yok, Allah'la bizim aramızda perde yok. Ben sana gittiğim dua sayesinde mahrum ve perişan olmayacağımı ümit ediyorum. O bana karşı çok lütufkardır, ben ona dua edeceğim değil çok ciddi bir konsantrasyonla dua etmek. Öyle ki o Allah'la arasındaki bütün engelleri bertaraf ederek kalp ile doğrudan ona yönelmeli. Bu ne kadar muhteşem bir şey farkında mısınız? Hiçbir kapı çalmıyorsunuz, hiçbir sebebe müracaat etmiyorsunuz, hiç kapılarda bekletilmiyorsunuz. Bütün perdeleri, bütün engelleri kalp ile Allah arasındaki aradan kaldırıp kalp telefonu bunu üstad kullanıyor. Ben de çok tekrar ediyorum. Kalp telefon. Kalp Allah'la bizim aramızdaki rabıtanın telefonu, cihazı. Dolayısıyla bütün engelleri bertaraf ederek kalbiyle doğrudan Allah'a yönelmeli. Ağzından çıkan her bir sözü taalluk ettiği mana itibariyle mülahazaya almalı ne manaya taluk ediyor bu sözüm? Onu mülazaya almalı. Söylediği her kelimeyi kalbinin ritmine tesir edecek şekilde söylemeli. Bakın her kelime kalbin ritmine tesir edecek şekilde. Biliyor musunuz hani dua ederken ben bunu çok hissediyorum. Dua ederken kelimelerle kalbime tercüman olmaya çalışıyorum. Sonra bakıyorum ki o ağzımdan çıkan kelimeler de kalbime tesir ediyor. Siz de yaşıyorsunuz bunu. Bakıyorum ki o ağzımdan çıkan kelimeler de kalbime tesir ediyor. Bakıyorum ki sonra kalbim ben, ben hani kalbime tercüman olmaya çalışırken o kelimeler kalbimdeki nice düğümleri açıyor, nice kapıları, nice kilitleri çözüyor. Fark ediyorum ama dua ederken fark ediyorum. Söylediği her kelimeyi insan kalbinin ritmine tesir edecek şekilde söylemelidir. Dolayısıyla Efendimiz aslında gafletle ve şuursuzca dua etmekten Allah'a sığınmıştır diyebiliriz. Şimdi düşünün hem bize deniliyor ki işte dua edin, icabet edeyim, ben kullarıma çok yakınım. Hem de diyoruz ki Allah'ım kabul olmayan duadan sana sığınırım. Öyleyse biz aslında neden Allah'a sığınmış oluyoruz dua etmekten değil? Biz gafletle ve, gafletle ve şuursuzca dua etmekten Allah'a sığınıyoruz. Ee, biz biliyoruz ki o hiç böyle dua etmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla ve kata gafletle ve şuursuzca dua etmez, edemez. Fakat diğer hususlarda olduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi rehberliğinin muktezasını yapıyor. O rehber bize hangi duayı etmememiz gerektiğini de öğretiyor. Bizim gibi yolda kalmışlara, düşmüşlere, sürçmüşlere Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem yol gösteriyor. Bize düşen de hiç bıkmadan, usanmadan, durmadan ada bu erkanına riayet ederek dua dua Allah'a yalvarmak olmalı. İşte bize düşen de bu. Dua dua Allah'a yalvarmak. Bıkmadan, usanmadan. Böyle her zaman elimizi açıp dua edemeyebiliriz ama kalbi kalp telefonuyla sürekli Allah'a Allah'la görüşme halinde olmak. Kalp telefonuyla sürekli irtibat halinde olmak ve bıkmadan, usanmadan, durmadan aba, bu erkanına riayet ederek, edebine erkanına riayet ederek Dua dua yalvarmak bize düşen şey. Bu duanın adabına ilişkin, duanın erkanına ilişkin üstadın da dua bahsinde çok güzel beyanatları var. Onlardan istifade edilebilir değerli dostlar.